Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGM materyal 10. sınıf matematik sayma ve olasılık test 7 sorularını çözeceğiz. MEP mobil soru bankalarının MEP yetkililerine hemen teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Büyük emekler için, güzel sorular için. Fena da bir test değil. Söyleyeyim yani. Hoşuma gitti test. Konu anlatımları için de sevgili arkadaşlar MEP kazanım kavrama testlerinde detaylı anlatıyorum. 10. sınıf oynatma listesini bulunuz benim sayfamda, sitemde, kanalımdaki. Oradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Burada daha çok soruları çözmeye odaklanacağız. 20 farklı kalem. Evet ama farklı diyor bak, farklı. 30 çocuğa dağıtılacak. 30 çocuk. Bir çocuğa birden fazla kalem vermemek koşuluyla bu dağıtım kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar, kalem dağıtacak 30 tane çocuğum var. Dağıtacak da 20 tane kalemim var. Keşke her çocuğa bir kalem düşeydi de 30 kalem dağıtabilseydim. Ama elimde 20 tane var, hem de 20 farklı. Ne yapacağım? 30 tane arkadaştan 20 tane arkadaşı seçeceğim. 30'un 20'lisi kadar şanslı arkadaşı seçiyorum. Seçtim. Peki bu seçimim yeterli mi? Değil. Çünkü kalemler de farklı arkadaşlar. Bu kalemler de bu arkadaşlara 20 faktöriyel şekilde verilebilir. Yani 20 çocuğu şurada dizin. Kalemler 20 değişik. Mesela buna 20 değişik. 19, 18. 20 faktöriyel şekilde sıralanabilir bu kalemler. Cevabım bu. Şıklarda böyle bir şey yok. İşlem yapmamı istiyor. Ne görüyorum? Güzel bir şey görüyorum değil mi ya? Şöyle bir şey. Arkadaşlar 30'un 20'si 30'un 10'lusuyla aynı zaten değil mi? 30'un 10'lusuyla aynı. 30'un 10'lusu kim? 30, 29, 28 pat 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 21'e kadar gider. Bölü 10'lusu 10, 9, 8 yani kısacası 10 faktöriyel. Bak burada da 20 faktöriyel var çarptığında. Şu ne arkadaşlar? 21'e kadar gidiyor. Bir de 20 faktöriyel eklendiğinde 30 faktöriyel olur pay kısmı. O payda da zaten bir 10 faktöriyelim var ki bunu da nerede görüyorum? C'de mi görüyorum? 30 bölü 10. Evet, C şıkkında görüyorum. Evet, birinci soruyu kolaylıkla hallettiğimizi düşünüyorum. 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soru nasıl sesleniyor? Bak bu çok hain bir soru, ha söyleyeyim. 5 adet kapının açılması için bu kapılara ait 5 farklı anahtar bulunmaktadır. Güzel. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı kapılar. Kapıların doğru anahtarlarının kesin olarak bulunabilmesi için en az kaç deneme yapılmalıdır? Arkadaşlar kapıları açman istenmiyor. Doğru anahtarı bulman isteniyor. Bak kesin açacağım ve en az deneme. 1 denedim, 2 denedim, 3 denedim, 4 denedim. 4'ü de olmadı. Hangi anahtarın bu kapıyı açtığını anladınız mı? Anladım, denemediğim. Arkadaşlar burası için 4 deneme yaparsın. Bak 4 deneme sonunda bulamazsan kesin açacağız ya. 5. elinde kalanı denemezsin. Ona deneme denmez. Hop işte burası için, bir birinci kapı için 4 deneme yaptın. Güzel. Elinde şu an 4 tane anahtar var. 1 denedin, 2 denedin, 3 denedin. 4.'yü denemezsin. Açmadığında 4. bu anahtar buranındır dersin. Olay kapanır. 3. kapı için elinde kaç anahtarın kaldı? 3 tane. 1.'yi denersin, 2.'yi denersin. Açmadığında 3. elinde kalan bu anahtardır dersin. Konu kapanır. Kapıyı açmana gerek yok. O deneme değildir. Şimdi elinde 2 tane anahtar var. Burası için arkadaşlar bir deneme yaparsın. O da başarısız olandır. Hani kesin diyor ya. Elinde kalan da burayı açar. Artık en son bir tane anahtar vardır. Yani buraya denemene gerek yok. Baştan beri anlattığımız denemene gerek yok. Kaç deneme yaptım? 4, 3, 2, 1. Topla, topla, topla. 10, 7, 9, 10. Güzel bir soru ha. Değil mi? Çok trikli, çok beğendim. Biraz hain böyle yani, alır götürür bizi yani. Güzel güzel bir soruydu. 3 ile devam ediyorum. Güzel de anlattığımı düşünüyorum. Arkadaşlar bu soruyu çözmeyeceğim. Neden çözmeyeceğim? Beni çok şey yapmıştı. Şuraya yazıyorum. Yine MEP mobil
Evet, MapMobile sayma olasılık test 4 bölü 18'de sevgili arkadaşlar. 8. soru. 8. sorunun hemen hemen aynısı. Orada anlatıyorum. Bu sizin için antrenman olsun. Orada 0, 1, 2, 3, 4'tü sanırım. Buralardan kaç tane çift yazılabilirdi? Aynı mantık. 0'a dikkat edin arkadaşlar. Bu soru için anlaştık. Bu soruyu çözmek için sizi buraya gönderiyorum. Videodan zaman kazanmak üzere. O soruyu anlayan bu soruyu da çatırt diye çözer. Çatırt diye değil de biraz uğraşarak çözer. Hop, 4'e geçmiyor. 4'e geldim. Bunu da abonelerimizden bir arkadaşımız özellikle sormuş. Hatta onun hatırına yarına, yani bu yayınladığım güne yetiştirmeye çalıştım bu videoyu. Cep telefonuna 6 haneli bir şifre koyan Sıla arkadaşına şifre ile ilgili şu bilgileri veriyor. 6 tane şifre var. 6 haneli. Şifrenin ilk 2 hanesi Sıla kelimesinde bulunan 2 harf. Arkadaşlar şurası Sıla kelimesinde bulunan 2 harften bahsediyor. Parantez içinde harfler büyük olacaktır diyor. İster büyük olsun ister küçük olsun. Biz deneme yapacağız. Sıkıntı değil. Buradan ne anlıyorsun? Yani harfler farklı mı değil mi? Arkadaşlar Sıla kelimesinin 2 harfi dediğine göre farklı harfler olacak. Güzel. Şifrenin diğer haneleri, yani şu haneler, farklı rakamlar olacak. Güzel. Bak burada harfler var, burada da rakamlar var. Güzel bir başlangıç. Sıla'nın arkadaşı bu bilgileri aldıktan sonra şifreyi en az kaç denemede kesinlikle bulur? Bir başka değişiklikle, kaç değişik şifre oluşturulabilir diye de sorabilirdi. Arkadaşlar şimdi şuraya Sıla kelimesinden 4 tane harf var. Kaç seçeneğin var? 4. Birini buraya kullandım. 2 harf alacaktım. Burada da 3 var değil mi? Bunu nasıl söyleyebilirsin? 4 taneden 2 tane harf seçeceğim de diyebilirsin değil mi? 4'ün ikilisi ne olur 4'ün ikilisi? 4 çarpı 3 bölü 2 6 olur. Bir de bu iki arkadaş kendi aralarında yer değişebilir. 2 ile çarparsın 12 olur ki bu da aynı şeyi verir sana. 4, 3. İstersen kombinasyonla yap, istersen permütasyonla. Güzel, 4 çarpı 3. Şimdi arkadaşlar buralara da rakam gelecek. Şu anlaşılmadı mı? Söylüyorum. Buraya 4 tane adayın var. Buraya S, I, L, A. Koydun birini koydun. Şimdi buraya 3 adayın var. Okey. Şunu ekstradan söyledim. İster dene, ister dene. Şimdi rakamları kullan. Kaç tane rakamım var arkadaşlar? 10 tane. Sıfırdan, değil mi? Sıfırdan 9'a kadar 10 tane rakamım var. Buraya 10 tane seçeneğim var. Farklı rakamlar dedi. Birini kullandım. 9. İkisini kullandım. 8. Üçünü kullandım. 7 seçeneğim kaldı. Doğru cevabım 4 çarpı 3 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7'ymiş. Şıklara baktım ben şok. Neden? Böyle bir şey yok. Peki nasıl dönüştürebilirim? Arkadaşlar enteresan bir şey var işte. Bunu da nasıl fark ettik bilmiyorum. Etmişler. Bak şıklara benzetmek için şöyle yaparsın. Şu arkadaşları çarpanlarına ayır. 2 çarpı 5. Bu arkadaş 3 çarpı 3. Bu arkadaş 4 çarpı 2. Bu arkadaş zaten 7. Dikkatinizi çekiyorum. Bak şimdi şu ikisinin çarpımı 6. Bunu bir gör. Gördüm. Arkadaşlar şimdi burada ne görüyorsun? Bak. Çok pardon. 2 3 4 5 6 hop 7. Hepsi de çarpılmış. Kim bu? 7 faktöriyel. Bak burada ne var? 4 çarpı 3. 12. 12 çarpı 7 faktöriyel arkadaşlar. Yani bazen şıklar lönk diye karşına çıkmıyor. Sen bulduğunu şıklara benzetmeye çalışıyorsun. Biraz emek ver, yaparsın. 10'un dörtlü permütasyonu 7 faktöriyele eşitmiş. Bundan da kıssadın ise bunu öğrenmiş olduk. 5 ile devam edelim. Mert ve Onur diyor. Mert ve Onur'un da aralarında bulunduğu 8 arkadaş bir sıraya dizilecek. Mert, Onur... 1, 2, 3, 4, 5, 6 arkadaş da. Çünkü toplam 8 kişiden bahsediyor. Mert ve Onur'un da bulunduğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi.
Mert ve Onur'un yan yana olmadığı kaç farklı diziliş yapılabilir? Hayırlı işler. Şimdi Mert ile Onur'u yan yana getirmeyene kadar uğraş dur. Arkadaşlar böyle durumlarda ne yapıyorduk? Önce bütün durumlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar 8 faktöriyel şekilde sıralanır. Ben Mert ve Onur'un yan yana olduklarını buradan çıkartırsam diğer kısımlarda Mert ile Onur yan yana değil demektir. Arkadaşlar Mert ile Onur'un yan yana olduğu durumlarda Mert ile Onur'u şöyle bir bağla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şunu bağladın artık. 7 tane özne kaç değişik şekilde sıralanabilir arkadaşlar? 7 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Çarpı bunlar MO ya da OM olarak da kendi aralarında sıralanabilir. Ki 2 faktöriyeldir. O da sevgili arkadaşlar bunlar şunlar Mert ve Onur'un yan yana olduğu kısımlar. Bu bütün durumlar. Bütün durumlardan bunu çıkartırsam Mert ve Onur'un yan yana olmadıklarını bulurum ki E şıkkında görüyorum bunu da. Harika. 6 ile devam ediyorum. Oo, bak bu soruyu da beğendim ha. Bu da çok enteresan bir şey. Diyor ki herhangi iki erkek yan yana olmamak üzere 4 kız, 3 erkek bir sıraya karşı farklı şekilde dizilebilir. 4 kız, 3 erkek. Evet arkadaşlar. Enteresan. Şimdi erkekler yan yana gelmeyecek. Arkadaşlar gelin şu kızları bir önce bir yazalım. Kızlar, 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 kızlar. Sonra erkekleri ben bu aralara yapacağım. Pekiştireceğim. Neydi derler ya? Pey edeceğim yani. Üleştireceğim, atacağım, paylaştıracağım. Erkekler buraya girecek. Arkadaşlar öncelikle kızların burada kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. 4 faktöriyel seçenekleri var değil mi? Güzel. Bunu bir kere buldum. Peki erkeklere arkadaşlar erkekler ilk aklına şu geliyor değil mi? Erkekler buraya gelebilir. Arkadaşlar erkekler şuraya, şuraya da gelebilir. Hocam ne yaptın? Efendim 3 erkek diyordunuz. Siz 5 tane yazdınız. Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka kızlar araya gelecek. Bak şöyle bir şey görebilirsin. Evet. Şöyle bir şey görebilirsin. E'ler için. Değil mi? Bak hiç erkekler yanları değil. Şöyle görebilirsin. Evet böyle görebilirsin. Arkadaşlar bu ne demek? Bu şu demek. 1, 2, 3, 4, 5 tane yer seçeneğin var. 5 taneden 3 tane yere ihtiyacın var senin. Erkekleri koymak için değil mi? Erkek 1, erkek 2, erkek 3 olsun bunlarda. Arkadaşlar 3 tane yer seçtim. Seçtim. Bir de bu 3 erkeği de 3 faktöriyel şeklinde kendi aralarında değiştiririm. Soru bitmiştir. Öyle değil mi? Bak 4 faktöriyel kızlar anlaştık. Şimdi erkekler için 5 tane olası yer var. Buraya 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 da gelebilir. Ama senin elinde 3 erkek var. 3 erkek bak şöyle de görebilirsin. Şu en son gözüküyor değil mi ya? Bak erkek 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 böyle de görebilirsin. Şu ikisini sil böyle de görebilirsin. Böyle de görebilirsin erkekleri böyle de. Bu ne demek? Bu 5 taneden bana 3 tane seç. İşte seçiyorum 5 taneden üçlüyü. Seçildikten sonra da bu 3 tanesi kendi arasında sıralanıyor. Olay kapanmıştır. 4 faktöriyel çarpı. Bu arkadaş 5'in ikilisidir. 5'in ikilisi kimdir arkadaşlar? 5 çarpı 4 bölü 2'dir. 3 faktöriyel kimdir? 3 çarpı 2'dir. Bak ikilerle vedalaş. Şu arkadaş da kimdir? Gene şıklara uysun. Ben bu sorunun cevabını 60 çarpı 4 faktöriyel derdim. Normalde şunların çarpımı 60. Ama öyle bir şey yok. Daha artistik bir cevap var. 4 faktöriyel çarpı. Bak bu kime benziyor? 5'in üçlü permütasyonuna, sıralamasına benziyor. Türkçe kullanalım. Değil mi? Evet. O yüzden A şıkkı diyorum. Güzel soru ha. Fena değil. Bunu da buna dönüştürmek de yani birazcık beceri istiyor artık. Onu da yapalım. Evet. 7 ile devam edelim arkadaşlar. Haha. Bugüne kadar çözdüğüm en kolay soru olacak. Bu neden biliyor musunuz? Şekildeki sol üst köşedeki A harfinden başlayarak kaç farklı şekilde arkadaş kelimesi okunabilir? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Neden öyle bir şekil göremiyorum? Siz görüyorsanız arkadaşlar siz yapınız. 7'yi es geçiyorum o yüzden. Şekilde bir şey yok. Arkadaş yazısı herhalde karelerde bir şeyler vardı. Oradan arkadaşları ekleyecektik. Yazık olmuş. Güzel bir soruya benziyor. 8.
A kümesi der ki hop A, B, C, D, E, F, G'den oluşuyor. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunur, B bulunmaz? Evet. İlk zamanlarımda beni pek sevmediğim, son zamanlarda artık bana çok çerez gelen bir soru oldu bu. Çok haz etmezdim. Ama çok kolay. Arkadaşlar diyor ki bak A olsun. 4 eleman. Ya A'yı buraya bir kere yerleştir. Bak A kesin olacak. A'yı aldık. B diyor yamacıma bile uğramasın diyor. B'yi hayatta görmem. B'yi de almayacaksın. Şimdi diyor ki bana şunlardan diyor şuraya 3 tane eleman seçer misin diyor. 1, 2, 3, 4, 5 taneden 3 tane eleman seçer misin A'nın yanına arkadaş? 5'in üçlüsü. 5'in üçlüsü 5'in ikilisiydi. 7 milyon kere yaptık. 5 çarpı 4 bölü 2 yazmaktan gına geldi bana. Artık 10 bu arkadaşlar. 5 çarpı 4 bölü 2. 2, 10. Anlaştık değil mi? Harika. Hop 9'da devam ediyorum. Bitmiyordu küme A kümesi. Bu sefer de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ooo bak bu da takılırsan seni üzebilecek sorulardan biri. Çok da basit bir çözümü var ha. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesindeki sayıların çarpımı çift sayı olur? 1, 2, 3. Hangi? 3. 3 elemanlı diyor. Arkadaşlar ya çift olur diyor, çift olur diyor. Çift olabilme şartı ne arkadaşlar çarpımlarda? Bir tane çift görürsem olay kapanıyor değil mi? Ne zaman çift olmaz? Hepsi tek olursa. Araya bir tane çift sayı girerse arkadaşlar, istersen 7 milyon tane sayı çarp. Bir tane çift girerse araya o sayı çift olur. Ajan olarak sokarsan. Demek ki sadece 1, 3, 5, 5, 1, 7 bunlardan oluşturacağın alt kümelerde, 3 elemanlılarda çarpımlar olmaz. Onlar kim? Bak 1, 3, 5, 7. Arkadaşlar 4 taneden 3 tane seç. 4 tane. Bak onları da yazalım. 1, 3, 5. 1, 3, 7. 1, 3'ü kullandık. 1, 5, 7. 3, 5, 7. Ha burada. 4 tanesini de yazdım zaten. Bunlar. Peki hocam ne yapmaya çalışıyorsun? Şunu yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanın üçlüsünü seçersen bütün 3 elemanlı alt kümelerini bulursun. Ki kendileri de 7, 6, 5, 3, 2'den löp löp 35'tir. 35 tane 3 elemanlı alt kümen olur. Bunların sadece 4 tanesi çarpımları tektir. Gerilerinde hep geri kalan 4 taneyi çıkarsırsan da 31 kalır ki bu 31'inin 31'inde de sevgili arkadaşlar mutlaka 2, 4, 6'ya rastlarsın ki o da çarpımı çift yapar. Haydi geçmiş olsun. Onunla testimizi tamamlayalım. 5'er kişilik 2 gruba ayrılarak kendi aralarında basketbol oynayacak 10 sporcu bu iki takımı kaç farklı şekilde oluşturur? Arkadaşlar bu da biraz trikimsi soru. Benzerini map kazanımlarda da çözmüştük. Şimdi 10 kişi var. 2 takım seçeceksin bak. A takımı, B takımı. Ama dikkat edin bak soruya dikkat edin. Bu 2 takım mı kaç farklı şekilde oluşturursun? Arkadaşlar sen buraya 5 tane eleman seçsen. 1, 2, 3, 4, 5. Burası kendiliğinden oluşuyor zaten değil mi? Sen buraya 5 eleman seç. Gerisi tamam. Gerisini merak etme diyor. Güzel. Bir tane de örnek yazayım hatta. Numara verdim arkadaşlara. 1, 2'den hop 10'a kadar verdim. Buraya 1, 3, 5, 8 ve 9'u koydum. Geri kalanlar kim? 2, 4, 6, 7 ve 10 numaralı arkadaşlar. Değil mi? Güzel. Bak bunu kullanacağım şimdi. Arkadaşlar 10'un 5'lisi kadar seçim yaparsam geri kalanlar buraya kalıyor. Bu kadar seçim yapmış. Bu kadar farklı takım oluştururum. 10'un 5'lisi. 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 5, 4, 3, 2, 1. Çok pardon. 3 2'ler gitti. 5 bunu 2 yaptı. 4 bunu 2 yaptı. 63 çarpı 4. 63 çarpı 4 arkadaşlar. 63, 126. Bir daha çarp 252 olur.
252 şıklarda yok. Göremezsin. Neden göremezsin biliyor musun arkadaşım? Şu yüzden göremezsin. Bak bu 252'nin içinde bu da var. Şu da var. Bak buraya 2, 4, 6, 7, 10 seçersin. Bunun aynısını yazdım. Dikkatini çekerim. Buraya kim kalır? Buraya da 3, 5, 8, 9 kalır. Sevgili arkadaşlar, bak sana A ve B takımları ayrı ayrı oluşur demiyor. Bu iki takımı kaç farklı şekilde oluşur diyor. Sen şunu seçtin ya, bunu. Artık takımlar oluşmuştur. Sen bunu böyle çevirsen de, böyle çevirmesen de fark etmiyor. Yani burayı sahanın soluna koy, bunun sahanı soluna koy. Burayı soluna koy, buranın sahana koy. Değişmiyor ki. İşte bu durum, o durum. Sen bunları sayarken 252 taneyi, bunları hep çift çift aldın. Şimdi bunu ikiye bölersen, böyle iki yaparsan ki kendileri de az önce uğradık oraya, 126 tane takım oluşturursun arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Bak burada seçtin, buradaki seçimin de aynı. Ha böyle demişsin, ha böyle söylemişsin. Bunlar iki ayrı takım olur. A takımını kaç farklı şekilde seçebilirsin deseydi, evet 252 takım derdin. Anlaştık değil mi? Güzel. O zaman ne diyoruz? 126 diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sınavda da ayrıca başarılar. Sağlıcakla kalın.